türle ilgili ÖSYM nasıl sorular sormayı tercih etmiş bakalım. İtalya'da kozmetik ürünlerini satmak isteyen bir Amerikan şirketi ürünlerin reklamında elinde çiçek tutan bayan modeller kullanmış ama beklediği ilgiyi görememiştir. İtalyanların çiçeği geleneksel olarak cenazelerde kullanıyor olmaları kozmetik ürünlerine ilgisiz kalmalarına yol açmıştır. Bu parçadaki olayda şirketin amacına ulaşamaması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? Şimdi Amerikan şirketi kozmetik ürünleri satmak için elinde çiçek tutan bayan modeller kullanmış. Fakat bunu İtalya'da satamamış. Çünkü İtalya'nın kültüründe çiçek cenazelerde kullanılıyormuş. Şimdi bu mantalitede bakalım seçeneklere. Ürünün üretildiği ülkenin dışında pazarlanmaya çalışılmasına. Hayır, eğer İtalya'da böyle bir durum olmasaydı gayet de güzel pazarlanabilirdi. Hitap edilen tüketici kitlesinin yanlış belirlenmesine. Kültürel farklılıkların göz ardı edilmesine. Cevap C seçeneği. Amerikalılar İtalya'daki bu kültürel durumu göz ardı ettikleri için başarıya ulaşamamışlar. Kültürel öğeler insanın biyolojik, psikolojik ve toplumsal nitelikteki temel gereksinimlerini gidermeye yöneliktir. Psikoloji bilimi, doyumla sonuçlanan davranışların tekrarlanma olasılığının arttığını ve bu davranışların giderek alışkanlığa dönüştüğünü göstermiştir. Kültürel öğelerinde zaman içinde varlıklarını sürdürebilmeleri bireylere sağladıkları doyumla açıklanabilir. Bu görüşe dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Yine psikolojiden hatırlayabileceğiniz bir şey, doyumla sonuçlanan şeyin temelinde ihtiyaçlar vardır. Dolayısıyla aslında burada bahsettiği şey de kültürel öğelerin ihtiyaçlara cevap verebilme düzeyi. Şimdi bakalım hangi yargıya ulaşabiliriz buradan? Kültürü zenginleştirmek için bireylerde yeni gereksinimler yaratılmalıdır. Hayır, zaten bireylerde yeni gereksinimler kültür tarafından yaratılabilecek bir şey değildir. Gereksinimleri karşılamada yetersiz kalan kültürel öğeler zamanla varlığını yitirebilir. Bireylerin her türlü gereksinimlerinin karşılandığı toplumlarda kültürel gerileme başlar. Böyle bir toplumda olamaz zaten. Ayrıca gereksinimler karşılandığı kültürel gerileme yaşanmaz. Aynı gereksinim değişik kültürlerde değişik yollarla karşılanmakta olabilir. Muhakkak olabilir ama paragrafta görmedik bunu. Kültür alışverişi gereksinimleri birbirinden farklı toplumlar arasında gerçekleşir. Şimdi gereksinimleri karşılamada yetersiz kalan kültürel öğeler zamanla varlığını yitirebilir. Bizim cevabımız. Nereden çıkarıyoruz? Diyor ki Kültürel öğelerin zaman içinde varlıklarını sürdürebilmeleri bireylere sağladıkları doyumla açıklanabilir. Bu doyum ortadan kalkarsa artık o öğe de gerek kalmayabilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Kentlerde insanların kırsal kesimde yaşayanlara oranla daha fazla kişiyle ilişki içinde olmalarına karşın kırsal yerleşmelerde akrabalık bağları, komşuluk ilişkileri çok daha güçlüdür. Tarihin hiçbir döneminde bireyler günümüzün büyük kentlerindeki iletişim ve ulaşım olanaklarına sahip insanlar kadar birbirine yakın ve bir o kadar da birbirinden uzak olmamıştır. Bu parçada kentli yaşam biçiminin hangi özelliği eleştirilmektedir? Bakalım. Mal ve hizmetlerin çeşitlenmesiyle birlikte tüketimin artması burada yukarıda ekonomiyle ilgili hiçbir şeye rastlamadık. Toplumsal rollerin artması sonucu uyumun zorlaşması, rollerle ilgili de bir şey söylemedi bize. Yaşamda rekabetin önem kazanmasıyla birlikte iş yeri kurallarının değişmesi, iş yeri alakasız, koşullardaki iyileşmelere karşın insanlar arasındaki sosyal bağların zayıflamasından bahsediyor. Aslı tam bir paragraf sorusu cevabımız D seçeneği. Günümüzde gelişen teknoloji iletişimi kolaylaştırmak ve karmaşayı önlemek için bir takım yöntemler kullanmakta böylece ortaya www, web, net gibi kısaltmalar çıkmaktadır. Bu durum teknolojiyi kullananların gündelik iletişimini de etkilemekte özellikle de gençlerin benzer şekilde slm, kip, nbr gibi kısaltmalarla işlevsel sözcükler kullanmalarına neden olmaktadır. Oysa çok daha zengin olması gereken Duygu ve anlam dünyaları tersine bir takım kodlarla daralmaktadır. Samimiyet, içtenlik, sevgi göstergesi gibi görünen duygu ifadeleri aslında standart kalıplardır. Binlerce yılın birikimiyle oluşan dil yavanlaşmakta, konuşma ise giderek gerek insan gerek makine tarafından uygulanabilecek bir dizi talimat haline gelmektedir. Burada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bu bir kültürel yozlaşmadır arkadaşlar. Bahsetmiştik derste anlatırken. Dilde yozlaşma örneğidir. Cevabımız C seçeneğidir. Müzik